Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi. Azizler, biz insanımız ve daima libas kiyişke muhtacımız. Allah Ta'ala erkekini ham, ayolunu ham, avratlarını yapıp yürüşke buyuradı. Bizge malum erkeklerinin avratları kindikleri astıdan tizzeleri astı geçe. Mana şu joylarını hiç kimge korsatmaslikleri lazım buladı ve başkalarının ham açık turgan avratıge karışları caiz emas. Ayollarının ise bütün tane azalarının hamma joyi avrat hisoblanadi, illa yüzleri, iki kaftları ve oyaklarını topuqdan pastigacha joyini açıp yürüseler buladı. Şunda hamma bağda fitne bolsa oyaklarıge biz faydalanadigan şey oyak kiyim, naskin kiyip yürüseler buladı. Şimdi biz mana şu kiyim, yani libos kiyayotganimizda odatda juda ham ko'pchiligimiz bilamiz, Bismillahirrohmanirrohim deb kiyamiz, lekin sunnatda kelgan zikr borasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Sa'id Hudriy radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda bismillahni aytardilar va undan keyin Allohumma inni as'aluka min khayrihi va khayri ma huwa lahu va a'udhu bika min sharrihi va sharri ma huwa lahu. Mana shu zikrni qilar edilar. Ma'nosi: Ya Robbim, sendan uning yaxshisini va unga beriladigan narsaning yaxshisini so'rayman va uning yomonidan hamda unga beriladigan narsaning yomonidan panoh tilayman, deb mana shu duoni o'qir edilar. Bu hadis sharifni Imom Ibn Sunniy rahmatullohi alayh rivoyat qiladilar. Demak, biz har bir mu'min musulmon bilishimiz kerak va anglashimiz kerak. Bismillahni aytganimizdan keyin sunnatdagi mana shu zikrni qilsak, bu faqat o'zimizni foydamizga hujjat bo'ladi. Mana shu duoni qilib doimo kiyimimizni kiyayotganimizda bardavom bo'lsak, inshaalloh faqat yaxshilik ustiga yaxshilik bo'lgan bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi.